Yeni bir YouTube kanalı açtınız. İzlenmeler fena gitmiyordu ama bir anda kesildi. Sıfır oldu. Acaba shadowban mi yediniz ya da neyi yanlış yapıyorsunuz? Haydi sizlere 2024'ün gizli algoritmasını anlatayım da tam başaracakken bırakmayın güzelim kanalınızı. YouTube Shortları milyonlara yayılıp trend olmaya başladıktan sonra yavaş yavaş değişmeye de başladı. Bu değişimi direkt kendi kanalımda göstereyim sizlere. 2023'ün başından beri attığım short videolarında şu şekilde sonuçlar alıyordum. Görüntülenme başlıyor ve günlük stabil bir şekilde devam ediyor. Bazen de keşfete düşmesi durumunda biraz daha hızlanıyordu. Fakat 2023'ün sonlarına doğru yeni dönemde özellikle yeni açılan kanallarda videonun atıldığı birkaç saat ya da bir gün, iki gün hiçbir izlenme yokken ondan sonra bir anda fırlayıp sonra yine duvara çarpmış gibi durabiliyordu. Ama bunun sebebi ne ve bunu nasıl çözebiliriz? Size bunun gizli yanıtını getirdim. Araştırmalarım sırasında Reddit'te bir yazıya denk geldim. Kendisinin büyük şirketlerde data scientist olarak çalıştığını iddia eden birisi YouTube'un algoritmasını açıklamıştı. Diğerleri için geçerli de olsa özellikle yeni başlayan, başlangıçta olan kanallar için söylüyor bunu. Sistemin iki adımı var. Explore ve exploit. Fakat video bu hikayesine başlamadan önce şöyle bir adımla başlıyor. Seed audience. Yani çekirdek izleyici grubu. Siz short videonuzu yayınladığınızda öncelikle YouTube'un rastgele belirlediği bir grup bu videoyu inceliyor. Yani mesela sporla alakalı shortlar yapıyorsanız bu kişilerin sporu illa sevmesine gerek yok. Özellikle başlangıçta kanalınız daha yeni yeni kurulmuşken YouTube sizin ne yapmaya çalıştığınızı anlıyorken bu focus grup dediğimiz o deneyen odak grubu diyelim bu videoya bakıyor, explore kısmına gidiyor. Yani YouTube daha keşfediyor bunu. Eğer buradan iyi geçebilirse yukarıya çıkmaya başlıyor. Orası da exploit, exploit, exploit diye gidebilir. Çünkü kelime karşılığıyla söyleyeceğim, YouTube bu videodan faydalanıyor. Ne kadar görüntü onlar için de iyi, o kadar reklam geliri onlar için demek. Bizim için de iyi, keşfete düşmesi tam olarak da bu oluyor. Hatta bu bilgileri de direkt YouTube'da shortların direktörü ve onunla ayrı bir YouTube çalışan onların sözleriyle de teyit ettim diyebiliriz. Peki sıfır olmasının sebebini az çok anladık. Yeni kanalımız Seed dediğimiz o çekirdek grubu videomuzu çok çok iyi bulmadı. Bu yüzden de ya sıfır izlenme aldık ya da belli bir yerden sonra tamamıyla durdu. Peki bunun önüne nasıl geçeceğiz? Sizlere kendi kullandığım aynı zamanda YouTube'da araştırarak viral gitmiş videolarda kullanılan 5 özelliği paylaşacağım. Bunları zaten yaparsanız o kanalın iyi bir yere gelmeme şansı yok. Birinci ve neredeyse en önemli adım. İngilizcesi hook diye geçiyor. Hook the audience. Bir balığı oltayla yakalarsınız ya ona da benzetilebilir. Oradaki kanca demek oluyor hook zaten. 2 ya da 3 saniyeniz var arkadaşlar video başladığı zaman o insanları etkilemek için. Şimdi kötü ve iyi bir örnek vereceğim sizlere başlangıç olarak nasıl yakalayabileceğinizle alakalı herhangi bir konuya bu şekilde uyarlayabilirsiniz. Kötü olan ve benim de daha önce yaptığım short başlangıcı. Herkese merhabalar arkadaşlar, umarım çok iyisinizdir, ben de çok iyiyim, bugün hava çok güzel vesaire vesaire. 3 saniyeniz gitti. Bir de iyi olana bakalım. Her 5 dakikada bir bankama 20 dolar gönderiyorlar. Nasıl mı? Haydi anlatayım. Ya da şöyle bir seçenek olabilir. Sen de 10 günde şakır şakır İngilizce konuşmak istiyorsan bunları mutlaka yap gibi. Bu örnekler de iyi. Neden iyi? Çünkü o 3 saniyeyi, 2 saniyeyi ne istediğimi söyleyerek harcadım. Yani birisi zaten ilgiliyse bunu duyduğu anda benimle kalacak. Diğerinde havadan sudan muhabbet ediyorsunuz. Bu kişinin ilgisini kaybedebilmek için en iyi yöntem. O yüzden onu değil, ikinciyi kullanıp kişiyi kancalıyoruz. İkinci adım. Yapay zekanın hayatımıza girmesiyle birçok şey kolaylaştı. Buna video yapabilme, özellikle short videoları yapabilme de dahil. Herhangi bir videodan bir kesintiyi çok hızlı bir şekilde alabiliyoruz. Fakat buna sadece bir edit yaptığımızda ya da sadece kesip short olarak paylaştığımızda YouTube bunu anlıyor ve belli bir zaman sonra o seed dediğimiz çekirdek grup buna artık ilgi duymamaya başlıyor. Bu kısa sürede de olabiliyor, daha uzun da. Bunun önüne geçebilmek için yapabileceğiniz en iyi editleri, kişisel görüşlerinizi, yorumlarınızı, bu kanalda çokça bahsediyorum farklı stilleri, neler yapabileceğinizi, captionsları, altyazıları, yani o video başka biri tarafından yapıldıysa bile YouTube'un fair use kuralları altında kendinize özgü bir hale getirip bu şekilde paylaşırsanız o ilk baştaki çekirdek grubun bunu beğenme şansını arttırır, sonradan explore, belki de keşfete, yani o exploit kısmına çıkartabilirsiniz videonuzu. 3. Değer sağlama. İngilizce'de give the value first diye bir terim vardır. Bunun anlamı şu. Sizi izleyen insanlara bir değer verin. Bilgi verin, life hack'inden işte kolaylıklardan bahsedin. Bir şey paylaşın, deneyiminizi paylaşın. Hayatlarını kolaylaştırsınlar. Yani vereceğiniz şey
onların işine neden yarayabilir? Bunu düşünerek bir içerik hazırladığınızda sizin videonuzu beğenmeleri, daha fazla izlemeleri, abone olmaları ve sizinle kalmaları şansını arttırıyorsunuz. Bunu da yeterince uzun süre devam ettirirseniz zaten bir yerde başarıya ulaşıyorsunuz. Hatta bununla alakalı başka bir adıma geçeyim. Sık sık, düzenli bir şekilde ve yılmadan paylaşım yapın. O da ne demek? Haftada 2 paylaşım yapabiliyorsunuz. O zaman belirli günler belirleyin, haftanın aynı saatlerinde paylaşmaya çalışın. Tabii ki kendinizi değiştirebilirsiniz analizlere baktıktan sonra. Bu saat çok uymadı, başka bir saatte yapalım diyebilirsiniz. Mesela benim genelde videolarımı paylaşma günlerim ya da saatlerim öğle araları ya da akşam üstleri. Yani insanlar daha uygunken ve dikkat ettiğim başka bir şey de derbi günlerinde aynı saatlerde özellikle video yayınlamamak. Bunun sebebini anlayabiliyorsunuz. Bütün Türkiye oraya kilitlendiği için videonun izlenme şansını düşürebileceğinden. Bunu yaparsanız yavaş yavaş YouTube sizi tanıyor, ne zaman paylaşacağınızı biliyor, izleyicilere de buna göre gösteriyor. Bir de triple double diye bir yöntemimiz var, ona 5. diyelim çünkü sadece YouTube değil 3 farklı platformda paylaşım yapıyoruz. YouTube shortlarınız dikey içerik olarak geçer ve burada paylaştıklarınızı gidip Instagram'da Reels olarak ya da TikTok'ta video olarak paylaşabilirsiniz. Bunu da yapın. Hepsinde hesap açıp bir tane videoyu birçok yerde paylaşın ve birbirlerine bağlayın. O da şu. TikTok'ta YouTube ve Instagram hesabınızı koyun. Instagram'da TikTok ve YouTube hesabınızı koyun. YouTube'da da aynı şekilde Instagram ve TikTok'unuzdan bahsedin. Buralarda olan içerik görüntülenmeleri size büyüyerek geri gelecek. Yani bir taşla 3 kuş vurmuş oluyorsunuz. Bu şekilde de. Sonrasından bu kanalı bir hobi değil artık bir işe dönüştürmeye çalıştığınız zaman devam ettiğiniz sürece birçok yerde büyük kitleleriniz olacak böylece. Buna da triple double diyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu şekilde o seed dediğimiz çekirdek grubunu etkileyebilir, büyüyebilir. Büyüdükten sonra biraz daha kolaylaşıyor bu işler çünkü. Yine YouTube short direktörünün kendisinin dediği gibi topluluğu oluşturmaya başladığınızda bir tık daha kolay hale geliyor. Ama başlangıç olarak yapabileceğiniz adımlar bunlar, işleri sağlama alabilmek adına. Ve büyük bir motivasyonla başladığınız, ilhamla başladığınız o kanalı bırakmamak adına. E tabi umuyorum burada verdiğim bilgiler sizler için yararlı olmuştur. Öyleyse bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Onun dışında online para kazanmayla, kriptoyla ya da yapay zeka ile alakalı hızlı bilgiler paylaşabildiğim Twitter'ım da var. Onun da linkini aşağı veriyorum. Oradan beni takip edebilirsiniz. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.